Selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının sizlere evinizde kullanabileceğiniz iç ortam güvenlik kamerasıyla birlikteyiz. IPG 20 modelli güvenlik kamerasıyla birlikteyiz. Birçok özelliği bulunuyor. Bunların hepsine değineceğim. Kutu içeriğinden de bahsedeceğim sizlere. Kutunun içerisinden çıkanlar dubel ve çiviler duvara aparatla asabilmeniz için bir de küçük bir aparat çıkıyor. Ayrıca bir adet micro USB'den USB'ye bir şarj kablosu çıkıyor. Ayrıca bir de adaptör geliyor. Bir de kameramızın kendisi geliyor. Kameranın birçok özelliği bulunuyor. Eğer evinizde bir evcil dostunuz varsa veya bebeğinizi ya da çocuklarınızı kontrol etmek istiyorsanız eviniz iki katlıdır veya büyüktür hiç fark etmez ya da evde yoksunuzdur. Bu kamerayla çok rahat bir şekilde bunların kontrolünü sağlayabilirsiniz. Cihazın en can alıcı noktası 360 derece Full HD 1920x1080p bir çözünürlük veriyor. Ayrıca gece görüşü de gerçekten güzel. Zifiri bir karanlıkta da dahi olsa bir yüzü seçebiliyorsunuz ve bir nesneyi görebiliyorsunuz rahatlıkla. 2.4 GHz ile bağlayabiliyorsunuz ve karşılıklı görüşme yapabiliyorsunuz. Bu cihaz tuya uygulamasını destekliyor ve uygulaması uygulamasıyla kurulumunu yaptıktan sonra ki birçok ürünü Tuya desteklediği için Tuya uygulamasına kurarsınız akıllı ev ürünlerinizi. Bu da Tuya uygulaması sayesinde tüm her şeyinizi kontrol etmenize sağlıyor. Karşılıklı konuşmadan bahsedecek olursam direkt sesinizi karşı tarafa iletebiliyorsunuz ve karşıdaki kişi kameranın karşısına geçtiğinde veya uzak bir noktada dahi olsa sesini size iletebiliyor. Google Asistan veya Amazon Alexa ile de çalıştırabiliyorsunuz. Daha doğrusu sesli komut verebiliyorsunuz. 128 GB'a kadar da Micro SD kart takabiliyorsunuz bu ürüne. Güçlü bir mikrofonu bulunuyor. Yani üzerindeki hoparlör sayesinde siz konuşma yaptığınızda hem sesiniz karşı tarafa net olarak gidiyor ve cihazın arka kısmındaki hoparlör sayesinde de karşı taraftaki kişi sizi rahatlıkla duyabiliyor. Aşağıya yukarıya 106 derecelik bir açıyla hareket ettirebilirken 160 derece etrafı da görebilmeniz mümkün. Cihazda hem sesli özellik bulunuyor, takip özelliği hem de insan takibi yapabiliyor. Bir hareket algıladığında zaten size bildirim geliyor fakat eğer bir insan hareketi yani bir kameranın karşısına insan geçtiğinde bunu da algılayıp onu takip etmeye başlıyor. Ayrıca bebeğiniz varsa bebeğiniz ağlıyorsa sesi de algılayıp takip etme özelliğini devreye sokuyor. Bunu da tüyo uygulaması dediğim gibi kurulumunu yaptıktan sonra rahatlıkla tüm ayarlarını yapabiliyorsunuz. Kaydetmek istediğiniz görüntülerinizi de 128 GB'a kadar SD kart takarak geçmişe dönük izleyebiliyorsunuz. Cihazın genel olarak dışarıdaki yani alışveriş sitelerindeki yorumlarına bakarsanız herkes tamamen bir fiyat performans diyor. Bence de fiyatına göre alınabilecek bir güvenlik kamerası ama şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki de daha yüksek fiyatlandırmalarda daha farklı daha kaliteli cihazlarda bulabilirsiniz. Ama bu cihazın gece görüşü ve baktığınızda mikrofon ve hoparlör kalitesi diğer alanın kişilerinde en fazla hoşuna giden özelliklerden bir tanesi ki ben de bunları yorumları okudum. Bunlara da çok fazla yorum gelmiş bu özelliklere. Şimdi cihazda birçok fazla detaylı özellik var. Belki aklıma gelmeyenler de olabilir ama ben sizlere detay çekimlerinde genel olarak hem gündüz performanslarını, ışıklı bir ortamdaki performanslarını hem de ses performansını göstermeye çalıştım. Şimdi kameranın üzerinden bu mikrofonu kameranın yanına koyacağım ve ses performansını birlikte dinleyeceğiz. Bakalım ben uzaktan konuştuğumda sesim ne kadar duyuluyor ki gerçi yüksek duyulacaktır buna eminim fakat ama ben sizlere bunu kamerada göstermek istiyorum. Ses performansımıza geçelim. Duymuş olduğunuz gibi ses performansımız da bu şekildeydi. İnternet hızınızın bağlantısına göre gecikmeler 1-2 saniyelik olabiliyor bunu söyleyebilirim. Ama bunu zaten dışarıdayken çok fazla hissetmiyorsunuz ve rahatlıkla evinizdeki her şeyi kamerayı konumlandırdığınız açıdan takip edebiliyorsunuz. Şimdi de birazcık Tuya uygulamasını göstermek istiyorum sizlere. Tuya uygulamasının içerisindeki tüm senaryoları Tuya uygulamasına bağlantı sağlayıp cihazı kurarak zaten bir QR kod okutuyorsunuz. Çok kolay bir bağlantısı var. Bağlantıyı göstermeyeceğim burada burada kurulum oyunu ama gördüğünüz gibi tüy uygulamasında rahatlıkla tüm senaryoları işleyebiliyorsunuz. Sağa sola döndürebileceğiniz bir menü bulunuyor veya geçmişe gidip kayıtları izleyebileceğiniz veya fotoğraf çekebileceğiniz veya video kaydı yapabileceğiniz yani bir görüntüyü anlık kaydetmek istiyorsunuz telefonunuza ve bunu çekerek kaydedebiliyorsunuz. Birçok senaryo var dediğim gibi tüy uygulamasını kurcalayarak sizler de bunu zaten hiç öğrenmeyeceksiniz. Kurcalayarak öğrenmiş olacaksınız. Ben kameranın yapısını beğendim ve ben bu cihazı arka balkonumda kullanıyorum. Orada bir oturma alanı yarattım kendime ve oraya konumlandırdım. Ve orada da internetim çok fazla çekmiyor. İnternet çekmediği için bazen görüntülerde böyle gecikmeler veya bazen kesilme yaşayabiliyorum. Fakat evinizin herhangi bir noktasında bunu konumlandırdığınızda sağlıklı bir şekilde modemden bağlantıyı alıp güzel bir hizmet veriyor. Kamerayı şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bakın normalde bunu yapmamak gerekiyor ama görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla etrafında döndürebiliyorum. Arka kısmına baktığımızda da burada bir mikrofon USB girişi bulunuyor ve şu kısımda hoparlör yani buradaki hoparlör sayesinde de sesi rahatlıkla duyabiliyorsunuz. Siz de aldığınızda Kurulumunu tuyayla yapabilirsiniz ve rahatlıkla evinizin her noktasını ya da konumlandırdığınız her noktayı görüntüleyebilirsiniz. Bu cihazlar dış ortamda kullanılmaz. Eğer ki yağmur ve su getirmeyen bir ortam varsa kapalıysa üstü dış ortamda da kullanabilirsiniz. Bence problem yaşamazsınız. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular olursa da bana yorumlardan ulaşabilirsiniz.